Herkese merhaba. Arbitrum Airdrop sonuçları açıklandı. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği ve gerçekten uğraşanların ödüllendirildiği bir Airdrop oldu kanaatimce. Ve böylelikle Airdrop'lara katılmanın faydasını görmüş oluyoruz. Tabi sağlam Airdrop'lar faktörü de var bunun içinde. Yani yılda 3-4 sağlam Airdrop'a katılsanız gerçekten iyi meblağlar kazanıyorsunuz. Aptos, Blur, Optimism ve Arbitrum bunun örnekleri. Daha gelecek bir sürü proje ve Airdrop var. Yani özetle kripto sektörüne kafa yorup uğraşırsanız elbet kazanma şansınız artar. Bu nedenle airdropları takip etmekte fayda var. Peki Arbitrum nedir? Biraz da ondan bahsedelim. Arbitrum, Ethereum akıllı sözleşmelerinin özelliklerini arttırmak için tasarlanmış ikinci katman çözümü, hız ve ölçeklenebilirlik özelliklerini ileri taşırken ilave gizlilik katmanları ekliyor. Platform geliştiricilerin değiştirilmemiş EVM sözleşmelerini ve Ethereum işlemlerini ikinci bir katmanda kolayca çalıştırmasına izin verecek şekilde tasarlandığı gibi Ethereum ağının eksiksiz bir biçimde çalışan birinci katman güvenliğinden yararlanıyor. Düşük verimlilik ve yüksek uygulama maliyetleri gibi bazı eksiklikleri giderebilmek için inşa edilmiş olan protokol, Ethereum tabanlı akıllı sözleşmelerin Ethereum kullanıcı deneyimine zarar veren ve işlem yapmanın maliyetini yukarı çeken mevcut sorunları çözüyor. Arbitrum, Ethereum Mainnet üzerinde gönderilen işlemleri toplu bir biçimde kaydetmek için işleme toplama adı verilen bir teknik kullanıyor. Doğru sonuç elde etmek için Ethereum ağından yararlanırken ucuz ve ölçeklenebilir bir ikinci katman yan zinciri üzerinde gerçekleştiriliyor. Bu süreç an itibariyle Ethereum ağında görülen hesaplama ve depolama yükünün çoğunun boşaltılmasıyla yardımcı olurken ikinci katmanlı tabanlı DEP çözümlerini etkin hale getiriyor. New York merkezli geliştirme firması Offchain Labs şu anda Arbitrum'un yanı sıra ölçeklendirme çözümleri paketi içinde de çalışıyor. Girişime öncülük eden isimler arasında Offchain Labs kurucularından Ed Feldon, Steven Goldfeder ve Harry Collender bulunuyor. Ed profesör unvanını alırken Steven ise doktorasını elde etti ve Harry de Princeton Üniversitesi'nde doktora adayı. Arbitrum, optimistik rollup olarak bilinen bir teknolojiyi kullanıyor. Bu sayede Ethereum akıllı sözleşmelerin Ethereum ana zincirindeki akıllı sözleşmelerle Arbitrum ikinci katman zincirindeki akıllı sözleşmeler arasında veri akışı sağlayarak ölçeklendirilmesini sağlıyor. İşlemlerin çoğu ikinci katmanda tamamlanıyor ve sonuçlar ana zincir üzerinde kaydediliyor. Bu sayede hız ve verimlilik önemli ölçüde artıyor. Evet dostlar, Arbitrum videomuz bu kadardı. Daha kapsamlı bir Arbitrum videosunu çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Arbitrum tokeni çıkartıldıktan sonra tekrar değerlendirebiliriz. Videomuz bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerim ve kendi kişisel bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.